Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yazma gösteriyorum. Oyası da o kadar kendisine yakıştı ki ben bayıldım arkadaşlar. O kadar güzel, çok hoş. Çiçekleriyle uyum sağladı. Şimdi hemen yaprak yapımını göstererek başlıyorum işe. Biraz ağır bir oya arkadaşlar. Şöyle hemen götüreyim buraya. Önceden çalışmasını yaptım. Şimdi hemen anlatayım. Ee, buraya bir sinek kanadı koyuyorum. Üzerine çıkıyorum. Ve küçük bir gözenek bırakıyorum yakından göstereyim. Sonra tekrar geri, tekrar aşağı, tekrar yukarı. Şimdi göstererek gidiyorum. Ve ucuna küçük bir kirpik bırakıyorum. Bu işlem buraya 4 tane kirpik bırakacak şekilde devam ediyor. Çiçeği biraz iri olduğu için yaprağının da biraz daha gösterişli olması gerekiyor. Şimdi aşağıya iniyorum. Yaprak işlemimiz tamam. Şimdi sıra çiçeğin alt zemini. Birazcık uzun bırakıyorum arkadaşlar kirpikleri. Buraya da 6 tane kirpik yapılıyor. Yazmanın rengine çok uyum sağladı çiçekler ve çok güzel oldu. Biraz sonra göstereceğim şimdi yaptığımı. Önce bir yaprak şeklini göstereyim. Sonra çiçeklere geçeceğim. buraya 6 tane kirpik bırakıyorum. Azıcık boyları uzun olacak. Şimdi 4 tane boy zürafa yapıyorum. 5. de geri döneceğim. Geri dönüyorum. Ve bu şekilde ara tamamlama işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu işlemden 9 tane daha yapılıyor. Şu şekil. Yakından göstereyim. 9 tane ara yaptıktan sonra 4 tane boş zürafa bırakıyorum ve bir tane boş bırakarak atlıyorum. Tekrar geri geliyorum üzerine. Şu sinek kanatları dolduruluyor ve sonra 6 tane düz kirpik bırakıp devam ediyorum. Bu işlem böyle arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen çiçeğine geçmek istiyorum. Şimdi modelimiz arkadaşlar şudur. Ben size şöyle göstereyim. Çok güzel ve çok hoş oldu. Yazmaya çok yakıştı. Adeta yazmanın değeri arttı. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Ön çalışmasını yapmıştım zaten. Şimdi şuraya bıraktığım 6 tane kirpiğin üzerine iki defa bağlıyorum. İki defa bağlamazsam açılır arkadaşlar. Sağlam olması için o şekilde bağlıyorum. Sonra bu şekil sırasıyla üzerine zürafa gidiyorum. yakına götürürsem daha odaklanıyor. Şöyle. Geriye dönüyorum. Bu işlem çilek ortaya çıkana kadar devam ediyor. Bir ileriye bir geriye devam ediyor. Şimdi yuk Yukarıya. Gene geriye geliyorum. Tekrar buraya. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Şimdi buraya bir çilek koyduk. Yakından göstereyim. Bu şekilde. Şimdi onun ipini kesiyorum. Ve beyazla devam edeceğim çevresini. Çevresini beyazla çevirdiğim için buraya iki defa dolayarak bağlıyorum. Çok hoş bir çilek çıktı ortaya. Beğenerek yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi birer tane gözenek atlayarak yapıyorum. Ve şu ortada kalacak. Ona bağlamadan karşı tarafa geçiyorum. Sonra diğerine. Sonra en alta. Şimdi bunu sık iğne tekniğiyle ile bağlıyorum arkadaşlar. 8 ya da 9 tane bağlanabiliyor. Birbirlerine yakın tonlarda çiçekler olan yazmaları çok güzel oluyor. Yaptığınızda zaten görürsünüz. Şimdi bunun kenarından bu şekil geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. İsterseniz tamamlanmışını göstereyim. Tamamlanmışı bu şekilde. Aynen bu şekilde geriye kadar gelip burada bitiriyorsunuz. Sonra araya her çiçeğin renginden 3 tane kirpik koydum, aralara beyaz koydum. Ve çok güzel oldu. Bunu kaça yaparım diye düşünürseniz 70 ile 80 arası yapılabilir. Şöyle tersten göstereyim şu şekil yüzden göstereyim bir de güzel olduğunu düşünüyorum şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın